was your eyes. Gel canım, değil mi yanıma gel. Bazen çünkü şey yapmak istemiyorlar. Gelirim abi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolibit'e hoş geldiniz. Yine bir takipçi gününden güzel bir video ile karşınızdayız. Egemen'le beraberiz. Pilot kardeşim benim incelemek istediğim arabalardan bir tanesini getirdi. Muhabbeti de gerçekten çok sardı. Kahve mavi içtik. Bayağı bir iki saattir sohbet muhabbet ediyoruz. Bu arada pilot arkadaşlar kendisi. Havada karada hızlı. Karada çok hızlı karada değil çünkü. 1.4 atmosferik 2014 model Fiat Punto ile beraberiz. Arkadaşlar Punto benim gerçekten tasarım olarak sevdiğim bir araba. Egemen'e de söyledim. Ben küçükken Most Wanted diye bir oyun vardı. Belki içinizde bilenler vardır. Orada Punto ile gerçekten oynardım, modifiye yapardım. Egemen de zaten arabaya benim de doğru olduğunu düşündüğüm güzel dokunuşlar yapmış. Yay amortisör kullanmış ama böyle yaylarda kesme mesme yok. Yani markalı güzel yay amortisör kullanmış. Spacer yapmış. Spacer hakkında bazı rivayetler var zararlı olduğuna dair. Ama araba güzel durmuş. Yani özellikle çamurlukları falan lastik bence çok güzel doldurmuş. Araba dolu dolu gözüküyor. Aynı zamanda kullanırken de zımba gibi hissettiriyor. Punto için zaten bu arada şey derler, hani yol tutuş anlamında güzel bir araba olduğunu söylerler. Şu haliyle çok daha güzel yol tutan bir hale geldiğine ben kefilim. Şu anda yerler ıslak olduğu için tabii arabayı çok fazla zorlamayacağız ama kullanırken gerçekten kemik gibi hissettiriyor araba. Hatta bana hissiyat olarak sanki böyle Ford'un bazı arabalarını da birazcık anımsattı. Çok net, gayet güzel, dinamik hissettiriyor. İtalyanlar zaten arkadaşlar bu tasarım işinde bence iyiler. Bazı eski Alfa modellerinde böyle absürt tasarımları var ama genel olarak İtalyanlar güzel yapıyorlar bu tasarım işini. Adamlar kalem bile tasarlasa güzel tasarlıyorlar, öyle söyleyeyim. Gunmetal jantlarımız var ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Mesela frenlerde delikli disk kullanmış. Yani aslına bakarsanız alt takıma yatırım yapmış yani Egemen. Arabayı birazcık yere bastırmış, yakınlaştırmış. Hem iz genişliğini arttırmış. Kaliteli lastik kullanmış. Ondan sonra diskleri de hava kanallı yapmış. Aslına bakarsanız arabanın yürüyenine bence doğru dokunuşlarda bulunmuş. Bilinçli modifiyeyi ben seviyorum. Egemen de gerçekten arabayı bilinçli modifiye yapmış. Arkadan çok güzel duruyor. Yani geniş duruyor araba arkadan. Böyle dolu dolu duruyor. Gözlüklerin ve spacer'ın sayesinde. Aynen. Yani iz genişliği falan böyle arabanın yere basması genişliği artmış. Normal bir Punto'dan 6 santim daha geniş şu anda. Öyle mi? Yani normal bir Punto'dan 6 santim daha geniş olduğunu söylüyor Egemen. Zaten bunu gözle de görebiliyorsunuz. Arabanın arkası baksanız arkadaşlar. Hakikaten küçük bir böyle mini tank gibi duruyor yani arkadan. Ben beyaz rengi normalde her arabaya yakıştıramam ama Punto'ya bence yakışıyor. Gunmetal jantlarla işte mesela ayna kapakları yapmış. Farklı ufak tefek kontrast oluşturacak detaylar yapmış. O yüzden beyaz rengi de arabaya yakıştırdım. İşte yanlarda böyle güzel yapıştırmalarımız var. Birazcık atmış artık hani böyle yıkamadan dolayı ama onları da Egemen yeni yiyeceğini söylüyor. Hızlı bir şekilde arkaya oturayım ki Egemen'in de bu arada boyu çok uzun arkadaşlar. Adam 1.93 boyunda. Yanında kendimi çok küçük hissettim. Koltuğu ayarladın mı kendine göre? Kendime göre abi, sığmayabilirsin ya şu an. Ben senin arkana oturmuyorum abi. Arkadaşlar bu normal bir standart değil. Tamam, bunu baz almayın. Ben bu adamın arkasına oturmam. Abi ön koltuk da bayağı geride bu arada. Hani... Aynen, bu da geride. Bence genişlik olarak çok problem yok arabada. Al bakayım biraz. Şu orta şu an. Yani şöyle mi? Aynen. Böyle kullanıyor genelde. Tamam. Boşken en arkayı alıyorum abi. Bence şu anda arkada çok bir problem yok. Sol tarafta problem var ama var. Problem arka aslında var. Egemen'de arkadaşlar. Arka bakıyoruz oturamıyorum. Adam yani neredeyse 2 metre. O yüzden hani burada oturmak evet biraz sıkıntı ama normal eğer insani boyutlardaysanız yani 1.75 1.80 boyundaysanız çok böyle aşırı aşırı bir darlık hissetmiyorsunuz. Ki zaten arabanın tavan mesafesi yüksek, yani araba böyle yükselerek gelen bir yapısı var. Baş mesafesi anlamında bir problem yok. Normal size'lerde 1.70 1.80 boyundaki çoğu kişi bu arabada rahat eder diye düşünüyorum. Basarak mı açılıyor? Ha, güzelmiş, güzelmiş abi. Anahtardan da açılıyor. Bagaj küçük geldi gözüme. Litre olarak bilmiyorum ama 300 litre civarında falan herhalde bu bagaj. Şurada stepnemiz de var i̇şte bu arada. Ya. Hem de tam boy galiba. Niye aynen. Tam boy abi? Tam boy stepnemiz de var. Güzel. Yola çıkalım. Birazcık Punto nasıl bir araba? Sürüş dinamikleri nasıl? 1.4 atmosferik motoru yeterli mi? Yolda bahsedelim. Yolda görüşürüz. Bu arada arkadaşlar Egemen aynı zamanda arabaya kule gergisi de yapmış. Çünkü bir zamanlar güzel viraj yapıyormuş. Hala ara ara biraz yapıyormuş. Motor çok enteresan bir motor ya. Tipi çok tuhaf değil mi ya? Bana motorun tipi bana bir tuhaf geliyor. Yeni 1.4 Fire'lar tabii biraz daha... Bunların büyük böyle kapağı oluyor zaten. Gidiş olarak ama aralarında çok bir fark hissettirmiyor. Araba büyük da çok ağır olmadığı için. Çünkü daha ağır ya. Egea ağır. 1100 kilo civarında araba olduğu için performans olarak birbirlerine yakın hissettiriyorlar. Burada böyle bir kule gergimiz var arkadaşlar. Virajlarda eğilip bükülmeyelim, burkulmayalım diye yapmış. Çünkü bu arabanın gerçekten içinde bir cevher var. Virajlarda çok güzel. Zaten yolda bahsedeceğiz. Sizi çok fazla bekletmeyelim. Yolda görüşürüz. Hazır daha videoya yeni başlamışken kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde farklı arabaların videolarının gelmesini istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Siz abone oldukça böyle çevremiz genişliyor. Daha farklı, daha güzel arabalara Egemen gibi güzel takipçilerimizle daha güzel videolar çekiyoruz.
O yüzden hazır aklınızdayken abone olarak destek olursanız sevinirim. Şimdi Punto'nun sürüş videosuyla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar şundan bahsediyorduk az önce. Arabanın aslında bir rölanti sesi, işte ilk çalıştığında düşük devirlerdeki o böyle boğuk tatlı bir sesi var. Normalde bu arabada önceden egzoz da varmış. Egemen daha sonrasında o egzozdan biraz rahatsız olup orijinal haline döndürmüş arabayı. 3 sene o şekilde bindim abi ama. Aslında keşke o haliyle olsaymış. Şu an mesela evet. daha çok keyif verirdi. Ama bayağı oldu sökeli abi işte. Bu 2014 model en son makyajlanan Punto. Bir de her sene alabileceğim paket düştü abi. Mesela 2014'te en yüksek alabileceğim paket Urban'dı. Mesela cam tavan yok bu arabada. 2014'te satılanların hepsi cam tavansız. Evet, 2013'te ama mesela launch paket alabiliyordum. Mesela 2017'de pop paket alabiliyordum sadece. Şu ekranı galiba sen sonradan takmışsın evet, buraya. Güzel olmuş bence. Şak diye oturmuş. Bu aftermarket daha modern dursun diye. Şurada bir bence, ekran görüntüsü istediğim için taktım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Orijinal gibi olmuş. Yani hani sanki böyle Punto'nun en dolusunu aldığın zaman böyle bir ekran kendiliğinden geliyor. Dolusunda zaten var böyle bir ekran ama tabii OEM olarak geliyor yani. Anladım. Eşya gözü olarak arabada öyle çok bir problem yok. Zaten çok büyük de bir araba değil. Kapı içi gözleri falan biraz dar ama yine böyle bir şeyler sığar. Oraya mesela bir defter gibi bir şey koymuş Egemen. Şurada işte vitesin önünde bir tane gözümüz var. Ondan sonra alt devirlerimizin ölü olduğunu hep unutuyorum. Şöyle bir ikiye alalım. Kol dayamamız var ama kol dayama sonradan yapılmamış galiba. Siz arabayı aldığınızda vardı evet, değil mi bu? Bu opsiyon olarak geliyor. Opsiyon olarak yapılmış. Ben genellikle ikinci el araba tavsiyeleriyle alakalı çok nadir de olsa video çektiğim zaman Punto'yu muhakkak araya bir yere genelde sıkıştırıyordum. Çünkü hani hasbelkader piyasaya göre biraz daha ulaşılabilir. Ondan sonra aynı zamanda da içerisinde sürüş keyfi barındıran bir araba bence Punto. Yani çoğu isteği aslına bakarsanız karşılıyor. Ben alacak olsam 1.3 multijetini tercih ederdim. 1.3 multijet en azından biraz daha tatmin eder. Belki hani ufaktan bir gıdıklarsın, biraz daha iyi yürür hale gelir falan direkt diye. Direkt yazılım yapardım abi. Aynen öyle. 1.3 yüklerdim yani multijet olsa. Evet, biraz daha hani önü açık. Turbo motor oldu, turbo dizel olduğu için ben 1.3 multijetini tercih ederdim. Ama 1.4 Fire'da olsa yine araba hani ikinci el araba düşündüğünüz zaman hani birazcık da böyle uygun maliyetli bir araba olsun diye düşündüğünüz zaman bence tercih edilesi bir araba Punto. Ben genelde videolarda Punto'yu araya bir yere hep sıkıştırıyordum. Ben bir defasında Punto kullanmıştım ama üstünden çok uzun yıllar geçti. Yine aynı hisleri bana veriyor. Yani araba kullanması falan gayet kolay. Sürücü dostu. Ondan sonra yani biraz kullandıktan sonra zaten arabaya hemen alışıyorsun. Sadece mesela görüş hakimiyeti olarak bana biraz farklı geldi. Bir tık az abi çünkü şu direkler çok kalın. Aynen. Ve şu kelebek camı pek bir işlevi yok. Aynen öyle. Çok keskin dönüşlerde sadece işe yarıyor. Ya çok küçük bir kelebek camı var. Ondan sonra ve göğüs mesela çok uzak benden. Orada sollamaya çıkılır mı? Göğsü çok geniş göğsü abi. Göğsü çok uzun. Uzun. Ya en son mesela şeyi kullandım ben. Ford Courier kullandım tamam mı? Evet. Onda da böyle bir uzunluk vardı yani. Ya abi ister istemez arabanın ortasında oturuyorsun göğsü uzun olduğu için yani. Evet yani seni böyle birazcık sürüşten nasıl söyleyeyim bunlar koparan şeyler. Arabanın normalde işte viraj dinamikleri, direksiyonun netliği falan gayet güzel. Ama bu aslında işte yoldaki yeteneklerine göre şu işte göğsün uzunluğu, camın benden uzaklığı biraz beni böyle sürüşten koparıyor. Zaten geride kullanıyorum. Ya sen bir de zaten geride, sen araba bagajda kullanıyorsun. Arkadan kullanıyorum aslında. Aynen. Sen bayağı oyunda gibi kullanıyorsun aslında arabayı. Mesela benim dizler de hep sağa sola dayıyor, bırakıyorum. Yerler jilet gibi bu arada arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Kaygan. Gerçekten çok kaygan. Frenlerin mesela karakteri hızlanınca biraz değişti, daha güzel oldu. Hızlanınca hassaslaşıyor abi. Aynen, yani hızlanınca hassaslaştı fren. O zaman tutmaya başlıyor, yavaşken daha ortalarda tutuyor. Evet. Şu an disklerim çok iyi durumda değil. Normalde daha da hassas aslında. Araba çok net arkadaşlar ya, gerçekten çok net. Keşke yerler kuru olsa keşke ya. Yani ben, ya şimdi arabayı çok zorlamayacağım yerler ıslak olduğu için. Şu an direkt kayıyor yerler. Şu an zaten bak hafiften bir direksiyonla oynadım, biraz kayar gibi yaptı mesela. Ve arkayı böyle biraz sanki bırakacak gibi hissettiriyor. Tabii ki de yani normalde bak mesela şu an çok hafif arkayı açtı. Açar gibi yaptı. Şu yaptığım hareketler zaten normal bir kullanıcının yapacağı şeyler değil. Yani kimse böyle virajın içerisinde bakayım ne olacak diye bakmaz. Ben sadece hız düşükken bakayım nasıl tepki veriyor şase diye bakıyorum. Yerler de kaygan olduğu için zaten limitler aşağıya çekilmiş oluyor. Genellikle kafası dirayetli hissettiriyor. Arkayı biraz oynatmaya meyilli ve bu bence güzel bir
yol tutuş dengesi. Yani arabanın ben kafadan kaymasındansa her zaman arkadan kaymasını tercih ederim. Bir de kayacağı zaman belli ediyor önce. Aynen zaman. Belli bir ediyor. Bir anda satmıyor seni birazcık. Yani güven veriyor. Motordan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi motor cansız. Yani ne yazık ki cansız. 1.4 atmosferik. Şimdi ben zaten bu arabanın motorundan çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani araba uçsun, kaçsın, gitsin, bitsin diye bir şey beklemiyorum. Ama insan yine de biraz üzülüyor. Evet. Çok devir çevirmen gerekiyor. Konuşmak normal. Gerekiyor. Aynen. Mesela şu an devir çevirirken gayet güzel. Devir çevirdiğin zaman araba yine eğer yolunu bulursa, çok fazla yokuşa falan da denk gelmezsen idare eder bir şekilde yürüyor. Özellikle bu arabaya alışırsan, hani şimdi Egemen bu arabayı çok uzun zamandır kullanıyor. Arabanın huyunu suyunu biliyor. Egemen'in zaten ilk sahibiz. 9 yıldır bizde. Aynen. Egemen'in bu arabayı yürütmesiyle benim yürütmem aynı olmaz. O şimdi bilir hangi viteste, hangi devirde nasıl girip çıkacağını. Eli ayağı direkt hemen zaten gider yani. O yüzden bana mesela şu anda evet o zayıflığını hissediyorum. Özellikle yokuşlarda evet, zayıflığını hissediyorum. Yokuşta üst devirde olmak gerekiyor yani. Normalde çok mesela zararlı. Aynen ikinci viteste böyle kurtarır dediğim yerlerde biri istediği de oluyor. Orada mesela birde biraz kanırtıp devir çevirip böyle ikiye atarsan evet, o zaman alıyor. Ya ben şimdi bizim Altima'dan alışmışım. Tabii. Hemen ikiye atıyorum. Onun bir de şanzımanı çok kısa, tamam mı? Evet. İkide çoğu yeri çıkıyor. Bir de onun gaz tepkileri çok canlı abi. Ha, bir de gaz tepkisi çok yani canlı. Telde gaz dokunsan direkt alıyor. Tam onu söyleyecektim. Arabanın bir de gaz tepkisini çok beğenmedim. Bak yolunu buldum, bu nasıl gidiyor? Abi gaz tepkisi de 3000 devirden sonra böyle netleşiyor. 3000 devire kadar bir tık daha böyle yavaş alıyor gazı. Ya gaz pedalı çok uzun, tamam mı? Ya o da var. Ondan yani sonra ben mesela şu kadarlık bastığım zaman onu pek hissetmiyor. Hani birazcık böyle gazı gaz pedalına biraz basman lazım ki araba gazı aldığını hissetsin. Muhtemelen pedalın uzunluğundan. Yani benim alışmam lazım. Alt devirlerde gerçekten abi gaz daha cansız. Motor devir istiyor. Ya T-Jet olsaydı. T-Jet olsaydı bu arada hakikaten harbi keyifli olurdu. Çok keyifli olurdu çünkü o zaman düzde de gazlar. Arabanın yola oturması falan çünkü çok güzel. Bir de sen şimdi arabaya tabii güzel modifiyeler yapmışsın. Ondan aynen, sonra daha yere yakınız. Şu an tek eksiği arabanın gidişi abi. İnşallah onu da artık ileride. Ya bu tabi standart bir Punto'dan daha iyi oturur yola. Abi orası bariz ya. Çünkü ilk haliyle alakası yok. Ben ilk stok haliyle de bir 3 sene bindim araba ilk bana geçtiğinde. Virajlarda yatıyordu biraz. Yani yine kopmuyordu yoldan ama. Şu an hiç yatmıyor, araba kemik evet, gibi. İlk yayları taktığımda çok hissettim abi onu. Mesela bir yere döneceğim. Alışmışım ya araba yatacak dedim. Araba hani yatmadan böyle zınk diye bir döndü. Orada çok hoşuma gitmişti. Yayları yeni taktım. Şimdi arkadaşlar ben bu yolları bayağı iyi bildiğim için ıslaktayken ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. O yüzden de böyle aşırı aşırı yüksek süratlere çıkmamaya özen gösteriyorum. Bir anda kayar bu yol. Evet. Ya üstünde böyle sabun gibi bir şey oluyor. Bir katman oluşuyor asfaltın üstünde. Bir anda kayıyor. O yüzden kontrollü gidiyorum. Bir de burada mesela hayvanlar falan çok geçiyor buradan. Bazen de yola bırakıyorlar, tamam mı? Yani yola bomba bırakıyorlar. O böyle arabalar geçip 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 üstünden bir de o böyle şey yapıyor. Bir kaygandan sonra tutar o böyle. Mesela. Ya toprak galiba. Toprak toprak. Kliman iyi soğutuyor ama. Aslında abi şu an gazı tam değil. Valla abi ben beğendim yani, iyi soğutuyor içeriği. Ya bak şu standart Punto mesela. Bu Grande bu. Yani bu Grande. Biz mesela çok daha seksi dururuz yani ondan. Yani dışarıdan yani alakamız yok yani. Standart duruyor sonuçta şu an. Vay sardık. 6500 kesici zaten. Giriyor mu kesiciye? Yok yani tutuyor 6500'de. Ya bu arabada gaza basacaksın abi. Eğer böyle ben gitmek istiyorum. Abi, tepesine gaza çıkacaksın. Aynen. Yani bu tarz yollarda ki. Yani yüksek devir kullandığın zaman keyif veriyor. O netlikle beraber. Mesela direksiyonunda ben arabanın his olarak his yok direksiyonda ama netliğini çok sevdim. Netliği güzel abi. Yani çevirdiğim anda kafayı sokuyor ama. Şöyle bir durum var ya, kaydığın zaman hafifliyor direksiyon. Hani oradan anlıyorsun kaydığını. Öyle evet, de bir çok aşırı hafiflemesi bu arada
biraz korkutur insanı çok evet. aşırı hafiflerse. Yok şeyi anlıyorsun da o an boş dönüyor gibi. Aynen şu an bir şeyler oluyor diyorsun. Bu arabada motor konusunda çok fazla performansı kafaya takmamanız lazım. Yani eğer böyle bir araba alıyorsanız performans sizin için zaten birinci öncelik olmayacak. Bu arabanın performansının düşük olabileceğini öngörerek bu arabaya binerseniz sizi mutlu eder. Ha sıkıntı yok ben gazlaya gazlaya kullanırım bundan da keyif alıyorum diyorsanız üzülmezsiniz. Ki zaten uzun yolda falan da hani böyle yapıştırdığın zaman yine gidiyor yani 170-180. Düzde yapıyor abi evet. 170-180. Yani yüksek maksimum şuradan 215 de gördüm onu da yokuş aşağı. Aynen bayağı öyle. Uzun sürdü ama. Olsun ama yani yine bir şekilde hani arabanın hakikaten tepesine çıktığın zaman birazcık arabayı zorlayayım dediğin zaman yine yok abi gitmem demiyor en nihayetinde. Yine yüksek süratleri de öyle böyle bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ama işte önceliğiniz motor olmaması lazım. Evet. Bunu kabullenerek bilmeniz lazım. Ben hep söylüyorum yani ne kullandığınızı bilirseniz günün sonunda mutlu olursunuz. Yani bu arabadan işte Egemen'in de dediği gibi 1.4 T-Jet etkisi beklememek lazım. Ya da dizel gibi torklu değil. Aynen ya da işte 1.3 Multijet'in torkunu beklememek lazım. Bu arabada devir çevirerek kullanmanız lazım abi, gitmek istiyorsanız. Dizeli alışan insanlar genelde hani atmosferik bir arabaya bindiğinde alt devirde kullanıyor alışkanlıktan dolayı. Sonra doğal olarak istediği gibi yürümüyor araba. Evet, o bir de alışkanlıkla da çok alakası var. Yani bu araba 3000 devrin altındayken kendinle değil. Mesela bak şu an mesela çok bir tepki yok. Bak gaza basıyorum, yarım yapıyorum mesela. Çok kendi ama mesela 3'ü alsam gördün mü aynı gaz oranında devri yükselttiğin zaman sıkıntı yok araba. Gidiyor. O yüzden devirli kullanmaya alışman gerekiyor bu arabayı kullanırken. Tabii böyle devirli kullandığın zaman da ne oluyor? Daha çok yakıt artıyor. Ne kadar yakıyorsun mesela bununla sen? Abi sakin kullanırsam şehir içi 6-6.5 civarı. Şey kullanırsan biraz da performanslı kullanırsan. O zaman 7-7.5. Ya 7.5'a geliyor. Ya 7.5'a falan gelir. Start stop da var ya abi onun da etkisi var. Bir de senin oturduğun yer de çok trafiğin olduğu bir yer. Evet. Ya bizim orada ışıklar da uzun abi. En az 1 dakika sürüyor zaten. O sırada kendini kapattığı zaman araba daha faydalı oluyor. Cam uzak olduğu için bu arada hızı çok fazla hissettirmiyor evet. araba. Bir de abi benim ibreler de düz aşağı baktığı için ibreden de çok anlayamıyorsun okumuyor sana yani. devir civarında 100 ile gidiyor arkadaşlar. Yani 3000 devirde falan 100 yapıyor. 5. vites diyor 3000 devirde 100 yapıyor. Aslında benim Altima ile aynıymış. Altima ile aynı. Geçen gün ben de fark ettim. Altima ile aynıymış. İşte uzun yolda biraz sıkıntı evet. yaratır. Yani sürekli yüksek devirde kalırsın. Ondan sonra hem yakıt birazcık artar. Biraz tempolu gideyim desen hani 140, 150, 160 falan çok mesela o zaman bağırıyor abi. Ya araba aslında şehir içine daha uygun. Evet. Yani şehir dışından ziyade şehir içinde vites kullanmaya daha uygun. Da şehir içine göre ya. Tabii tabii bak 2000 devirle giderken 70 ile gidiyor mesela. Hatta 2100-2200 devir civarında 70 ile gidiyor araba. Mesela şu an 3000 devirin altındayız. Pek can yok. 3'ü aldım. 3500 devir civarında gidiyorum. Burada güzel virajlarımız var. Yerler ıslak olduğu için dediğim gibi hani çok fazla zorlamayacağım arabayı. Normal bir şekilde giriyorum. Hafif tempolu giriyorum yani. Çok hafif kafadan yüzdü. Bak mesela şu an kafadan kayıyor. Hissediyorsun değil mi? Aynen. Arabanın şasesi arkadaşlar. Şimdi denedim arkadaşlar biraz. Arkadaşlar arabanın şasesine ben bayıldım. Şimdi standartını kullanmadığım için standartı böyle midir bilmiyorum ama tabii ki de alt takımın etkisi var. Egemen'in yaptığı şeylerin etkisi var bunda ama ben o şasedeki tadı da alabiliyorum. Şöyle bir şey var arabada. Arabayı arkadaşlar virajın içerisinde gazla önünü, arkasını kontrol edebiliyorsunuz. Yani araba kafadan mı kaysın yoksa arkaya mı geçsin diye onu gazla çok güzel kontrol çok edebiliyorsunuz. Çok keyifli olay abi. Örnek veriyorum şimdi 3. vites işte 3500-4000 devirle kaygan zeminde yarım gazla girdim viraja. Kafadan açmaya başladı değil mi? Gazı lap diye bırakırsan olmaz. Bir anda arkaya atar ama tatlı bir şekilde ayağımı gazdan kaldırdığım zaman kafa tutunup bir anda arka hafiften yola oturmaya başlıyor. Böyle gazla oynaya arabayı çok güzel bir şekilde virajın içerisinde tutabiliyorsun, konumlandırabiliyorsun ve gerçekten çok güzel bir his. Şimdi diyeceksin ki abi sen daha işte doğru düzgün gazlamadan bunu nasıl anladın?
yer ıslak olduğu için limit çok aşağıya çekiliyor. Onu çok fazla gazlamadan da anlayabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir yol tutuş dengesi var arabanın. Bu arada abi aynı şasi Alfa Romeo Mito. Mito zaten bu arabayla kardeş gibi bir şey. Onun da yol tutuşu gayet iyi. Hani bu arabayı bilmeyen en azından Mito'dan düşünerek az çok bir fikre varabilir. Bu arabaya Alfa Romeo Mito amortisörü de almayı düşünüyorum. Ya Mito'nun amortisörü hem daha sert hem sönümlemesi çok daha iyi abi. Şu an ben arabanın sertliğini tadında buldum. Bundan bir tık daha sert olursa sıkıntı yaratır ama şu an bu haliyle araba rahatlıkla kullanılabilir bence. Bir tık daha güçlü bir motorla ben bu arabaya gönül rahatlığıyla binerim. Yollar tam altimalık. Bunun direksiyonu da bu arada hani çok böyle çok güzel şekilli bir direksiyonu yok ama eli oturması güzel. Yani simidin kalınlığı falan. Oyuk kısımları güzel. Tam aynen. Tam böyle oturuyor orada. Yani eline direksiyon. Sıkıntı yok. Viteslerini sevdim. Yani arabanın mesela vites geçişleri, yolları falan gayet bir belli. Hani vitesleri karıştırmak gibi bir durumu arabada kolay olmaz. Geçiyor, aynen yani. Bir de yağ gibi geçiyor arkadaşlar gerçekten. Egemen'in de dediği gibi. Mesela bak ikiye alıyorum. Lokur 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 geçiyor vitesler. Abi, çok güzel. Lafını öldüm kusura bakma. Eğer bulabilirsem short shift sistemi yapmak istiyorum. Evet bir tık uzun evet. Viteslerin yolları yapan uzun. Yapan var birkaç tane var. Ben de daha kısa olmasını isterim. Ya kısa olsa lap lup falan çok daha kısa geçirirsin. Bak 2'den 3'e atacağım şimdi. Biraz uzun. Ama işte diyorum ya bu aile otomobili normalde. İçin özünde. Bir de hani bu arabanın siz ilk sahibiymişsiniz. Evet. Hani sıfır olarak almışsınız zamanında. O çok büyük bir art. Hani ne olduğunu ne bittiğini her şeyini biliyorsun arabanın. Mesela aynı şeyi ben Leon'da da yaşıyorum. 2016'dan beri bizde. Şu an ne yapılması gerekiyor? Ondan sonra neye ihtiyacı var? Her şeyi biliyorum. İlk sahibi olmak gerçekten güzel. Bütün şeyleri de bakım kağıtlarını falan da ben saklarım abi. Böyle bir huyum var. Donanım olarak nelerim var? Mesela Bluetooth'un var değil mi? Bluetooth ya şu an bunda zaten var. Ha, bu yokken var mıydı Urban pakette? O yokken abi opsiyon olarak istersen alabiliyorsun. Ha. Biz arabayı alırken babam onu söylemeyi unutuyor. Bize Bluetooth'suz veriyorlar abi. Sahipsizde olarak aynen. AUX var mıydı peki? AUX vardı aynen. Ha, iyi bari ya. Yani telefonu bir şekilde zaten şey yapıyordum. AUX'a Bluetooth modülü takıp öyle dinliyordum. Sonra direkt buna geçtim. Otomatik klima var abi full dijital. Burada ha bak yokuş kalkış desteğim var mesela. Ha, yokuş kalkış hepsinde standart abi. Ya, yokuş kalkış olması lazım. Güzel evet, özellik. Start stop var onun dışında. Bir daha bir garip bir özellik. Bu her Urban'da yok. Şurada makyaj aynaları var ve kapıların altında da yeri aydınlatan kendi orijinal ışıkları var. Vay güzelmiş. Şurada ambiyans var. Bir de şu LC'yi aydınlatan hani sana bir şey söyleyeyim. Bu arabayı alacak olanlar da genelde abi 4 cam otomatiğim olsun, elektrikli aynalarım olsun. Ondan sonra mesela otomatik far var mı bunda? Yok galiba. Abi, o fullerde var. Cam tavan bir de var. Kararan ayna geliyor. İşte yokuş kalkış olsun. Bak kliman dijital mesela. Evet. Dijital kliması var. Ya bu opsiyon. Yani donanım olarak arkadaşlar böyle temel donanımların bazıları var arabada. Hani size en azından böyle dijital klimasıyla, elektrikli aynalarıyla, 4 cam otomatiğiyle, yokuş kalkış desteğiyle falan hani biraz böyle donanımlı bir arabaya bindiğinizi hissettiriyor. Onun yanında da işte sürüş dinamikleriyle biraz keyif veriyor. Motoru birazcık gitmiyor. Onu da kendi içinizde bir şekilde kabullenmeniz gerekiyor. Diyerek Punto videosunu sonlandırıyoruz. Ben vallahi Punto'yu sevdim. Özellikle sürüşünü çok sevdim. Sürüş karakterini çok sevdim. Siz de sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.